Efendim, koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü Mart ayında hastalığa yakalananlar süreci daha ağır atlatırken Nisan ayında hastalananlar daha hafif atlattı. Nisan ayında Mart ayına göre yoğun bakıma giren hasta sayısı da azaldı. Peki bu durumun nedeni ne? Uzmanına soracağız. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek yayın konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi Nisan ayında Mart ayına göre yoğun bakıma giren hasta sayısı azaldı. Bu durum aslında iki şeyi akla getiriyor. Birincisi alınan tedbirlerden dolayı acaba kişiler daha az mı virüs yükü aldı? Ya da virüs mutasyona mı uğruyor? Çok sorulan iki soru. Nedir hocam nedenleri sizce? Hakikaten sizin de bahsettiğiniz gibi Mart ayı içerisinde bizim karşılaştığımız vakalar genellikle ciddi akciğer enfeksiyonu olan, akciğer tomografilerinde iki taraflı infiltrasyonu olan, yani servisleri hatta yoğun bakımlara yatırmak zorunda kaldığımız hastalar iken Nisan ayından itibaren özellikle son iki haftadır hem başvuru sayısında azalmayla birlikte yine başvuran hastalarda gördüğümüz önemli bir özellik, akciğerlerinde tutulumun çok daha az olması, bir kısmında hafif bir pnömoni bulguları olması ve ayaktan bu hastaların izlenebilmesi. Hemen hemen hastane servislere yatırdığımız hasta sayısında hani ciddi bir azalma da buradan kaynaklanıyor. Ciddi pnömoni olgularında önemli bir azalma var. Bunun tabii iki nedeni olabilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi virüsün yani virülansında bir azalma olabilir ama bunu şu an için söylemek çok zor. Bir takım testler yapılması lazım. Hani çok beklenen bir şey de değil bu. Çünkü dünyada görüyorsunuz henüz bir böyle bir azalma yok. Özellikle Amerika, İtalya, Fransa verilerine baktığınızda böyle bir azalmanın olmadığını, yoğun bakımlarda hala ciddi oranda hasta olduğunu görüyorsunuz. Bence sebep ülkemizde uygulanan bu sosyal mesafe, maske kuralı, sokağa çıkma yasakları, evde kal projelerinin gerçekten güzel uygulanması, medyanın tabii desteği ve bakanlığımızın bu konudaki önemli çalışmaları neticesinde sosyal mesafeye uyulmasıyla bu virüs yükünün azalmış olduğunu düşünüyoruz. Ciddi anlamda daha az virüsle karşılaştığını düşünüyoruz. Bu tabii bize şunu beraberinde getirecek. Çok daha az virüsle temas edip çok daha hafif geçiren insanlar nedeniyle sağlık sistemimiz üzerinde ciddi bir yük oluşturmayacak. Hakikaten de Nisan ayından beri biz bunu görüyoruz. Şu anda sağlık sistemimiz bu hastaları tedavi edecek, gayet güzel bir şekilde bunları yönetebilecek kapasitede. Şu anda zorlanmadan bunu yürütebiliyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göre daha iyi durumdayız. Evet hocam, şimdi siz de aslında değindiniz. Ben de o noktaya getirecektim. Şimdi 28 Nisan yani dünün rakamları elimde. En dikkat çeken unsur iyileşen, günlük iyileşen hasta sayısının artık 5000'li rakamlarda olması. Evet. Ne kadar çok iyileşen hasta sayısı artarsa sizin de vurguladığınız gibi sağlık sistemi üzerindeki yük o kadar azalacak ve belki de geleceğe dair uzun vadeli, kısa vadeli ve orta vadeli projeksiyonda sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesi noktasında çok faydası olacak. Bu bağlamda bunun devam edebilmesi için herkese düşen görev nedir? Biraz da bunu konuşmak lazım. Çünkü bu tablo değişebilir. Değişmemesi için ne yapmak gerekir? Evet, bahsettiğiniz gibi iyileşen hasta sayısının artması gerçekten sevindirici. Ancak pandemiyle mücadelede aslında hiçbir şekilde kriter almamız gereken bir sayı o. Çünkü aşağı yukarı 100 binin üzerinde hastamız oldu, 100 bini de geçti. Bunların %95'i zaten 5-10 gün içerisinde ya da 7-14 gün içerisinde iyileşecek. Dolayısıyla bizim 1 hafta 10 gün içerisinde iyileşecek ve iyileşmesini beklediğimiz 100 bine yakın hastamız var. Ama burada esas sorun, yani pandemiyle mücadele sırasındaki esas sorun yeni vakaların ciddi oranda azalması. Eğer yeni vakalarda biz 2000'li rakamların altına bir hafta içerisinde düşmezsek yine bir yerlerde bir sıkıntı mı var diye düşünmemiz gerekir. Gerçekten 2000'li rakamlar hala yüksek rakamlar. Şu anda tedbirlerin gevşetilmeye başlanacağı veya dünyada da böyle uygulamaların gündeme getirildiğini görüyoruz. Yaz geldi, bahar geldi, insanlar bunaldı evlerinde, sokağa çıkmak istiyorlar, sosyal temas kurmak istiyorlar insanlarda. Tabii ekonomik kaygılar var. Bir takım sebeplerden dolayı eğer bu tedbirler gevşetilirse inanın bu 2000'li rakamlardan tekrar yine 5000'li rakamlara ulaşmak o kadar zor değil. Hemen ulaşabiliriz. Çünkü gerçekten çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Ne zaman tedbirleri gevşetebiliriz, belki daha rahat hareket edebiliriz sorusu. Bence günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünde herhalde bunu konuşmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Ve bu sosyal mesafe ile
maske uygulamalarının bence uzun bir süre daha hayatımızda olacağını, en azından aşının ortaya çıkacağı Ekim-Kasım ayları gibi o dönemlere kadar daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek canlı yayın konuğumuzdu. Sayın hocam teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.